Siz yeterince tartışmışsınız. Ben de konuya şahit olmuş bir insan olarak konuşmak istiyorum. Ama altını çizerek de bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Yani Yağnur'cum, konuşmadan beni bir dinlersen sonra istediğin kadar konuşabilirsin ama benim bitirmemi bekler misin? Onu rica ediyorum senden. Seni dinliyorum da genelde... Yok, dinlemiyorsun da neyse bak sensin. Şimdi bile bir şey söyleyeceksin, konuyu değiştirmeyelim. Burada benim annemi konuşturmadığım için 1000 tane laf söylediler bana. Halbuki kadın konuşmuyor. Sen burada kayınvalideni kritiklerden önce, şundan önce, bundan sonra anne konuşma, anne tamam, anne 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 diye o kadar susturuyorsun ki kadını. Buna dikkat çekmek istiyorum. 2. Dünkü puanlamadan sonra birinci açıklandı, çıktık. Neyse oynandı. Kayınvaliden geldi böyle bizim önümüze geçerek oynamaya başladı. Sonra sen kayınvalidene kızdın. Anne ne yapıyorsun, gel buraya diye kayınvalideni yine yanına çektin. Kayınvaliden de o sırada Rümeysa'ya dedi ki geçmişte kaldı dedi. İyi bir niyetle, bak kötü bir niyetle diye söylemiyorum bunu. Geçmişte kaldı dedi. Rümeysa da dedi ki geçmedi dedi. Sonra kayınvalideni sen çağırdın ve dedin ki dedin Rümeysa'ya. Kayınvalidesi ben öyle bir şey demedim. Bir de orada hiddetlenmiş, ben seni anladım kızım. Neyi anladın? Senin söylediğini söylüyorum. Söylemedim diyorsun, ben anlaşılmış oluyorum orada. Neden hayır, korkuyorsun? Konuşunca ne yapacak ben, ki konuşmasından ben korkuyorsun? Ben kayınvalidemi susturmuyorum. Ben kayınvalideme sadece şunu söylüyorum. Anne, biriyle ben münakaşa ettiğimde, tartıştığımda ya da fikir ayrılığına vardığında lütfen sen beni korumaya kalkma. Çünkü korumaya kalktığım zaman tartıştığım kişi sinirli olabilir. Ona kalkıp bir şey söyleyebilir, saygısızlık yapabilir. Ona yükselebilir, bana yükselmesi yerine ona yükselebilir. Ve ben senin üzülmeni istemiyorum. Anne sen evet fikrini savun. Sen sana saldırdıkları zaman ya da bir düşüncen olduğu zaman bunu söyle. Ama ben tartışırken bırak onlar benim muhatabım demişim. Peki, onlar şey benim yaşatım. Onlar benim muhatabım. Bana yükselsin, bana söylesin. Tamam Yağmur'cum, orası anlaşıldı. Aslında bir saniye. Aslında burada Rümeysa'ya da iyilik yapıyorum. Saygısızlık yapmasın diye büyüklerine iyilik yapmış ya olabilir. Siz aşkına, bunu bile görmüyorsunuz. Ben zaten saygısızlık yaptığımı düşünmüyorum. Evet. Bu bir ayrıca bir şey söyleyeceğim sana orada. Öyle bir şey kullanmadığını iddia etmişsin. Şu an bunu savunmuyorsun Can söyledikten sonra. Neden? Birinci olan anneler, altını alan anneler ne yapar dedik? Ön tarafa çıkar, oynar. Benim kayınvalidem de ön tarafa çıktı mı? Oynadı mı? Oynarken de hepiniz onun etrafındasınız. Görüntüler varsa izlemek istiyorum. Sana döndü. Evet, yanında Cansu var. Cansu dedi. Sen o anda ona biraz önce tartıştınız diye böyle yaptın. Tam da şu hareketi yaptın. Yani demek istedin ki biraz önce tartışıyor çünkü bunu hep söylüyorsun. Evet. Biraz önce tartışın ben evet. Oynuyorum. Benim kayınvalidem seninle oynamadı. Benim kayınvalidem böyle oynadı. Ben... Bilinçli bir şekilde yapıyorsun gaza ya. Gaza gelme, bilinçli yapıyor, bilinçli gaza gelme. Yapıyor. Senin kayınvaliden önce Elif'in önünde oynadı. Daha sonra ben Elif'in yanındaydım. Benim yanıma geldi, benimle oynadı. Ben ona şöyle tamam. Sert baktım. Bakış yapma da sen orada dedin ki. Kızlar. Bakışa bak ya anne geç. Evet şey, bakışa bak. Bak Rümeysa. Ben bunu ki, bak, yaptım anne, ya. Oynama dedim. Yaptım ya. Konuşabilir miyim? Ben konuşmayan konuşmak için konuşuyoruz diye hiç konuşma o yüzden Elifciğim.
Konuştuğunda yine senin de ekürün gibi konuştuğunda aynı şey bence konuşma. Sana mı soracağım konuşmadığınız zaman? Sen de şahit oldun mu dünkü olaya? Şahit oldun mu? Ben sadece VTR'de oturduğumuz zaman ve Rümeysa'nın... Yok, oynadığımız anı konuşuyoruz ya şimdi. Tamam, ben şu oynamadan önce şey Nilgün teyze konusunda ben haksız buldum Rümeysa'yı. Ya zaten haklı bulmayacağını biliyoruz, o yüzden konuşma diyoruz ya.